Merhaba WebTekno takipçileri, ben Lütfi Karaca. Bu videomuzda sizlerle beraber birçoğumuzun bir araba parası vererek aldığımız telefonlarımız eğer suya düşerse ne yapacağımızı anlatacağım. Çoğumuzun aklına geleceği gibi şu an bizim de masamızda gördüğünüz üzere telefonumuz suya düştüğü zaman ilk önce primce sokmaya çalışırız. Bakalım bu işlem işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Biz bu videomuzda aslında biraz da bunu test edeceğiz. Telefonumuz suya düştükten sonra yapmamız gereken ilk şey... Bu gördüğünüz ağıt evresini hızlıca geçmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü buradaki 3-4 saniye bile hayati önem taşıyor. Telefonunuz suya düştü. Hemen çıkarttınız. Eğer telefonunuz hala açıksa ve bataryası çıkmıyorsa eğer telefonunuzu güç düğmesinden kapatın arkadaşlar. Eğer bataryası çıkıyorsa zaten direkt bataryasını çıkartıp elektrikle olan bağlantısını kesmeniz lazım. Yavaş yavaş testimize geçelim arkadaşlar. Adı üstünde dediğim gibi bu bir test. %100 sonuç verip vermeyeceği belli değil. Bizim telefonda yarar, sizinkinde yaramaz. Belli olmaz. Ama buradaki en önemli şey suya düşer düşmez. Hani hemen çıkartıp bu pirinç olayını çok hızlıca yapabilmeniz. Şöyle fanusumuzu getireyim. Şöyle gördüğünüz gibi WebTekno uygulaması açık. Bari telefon ölürken huzur içinde ölsün. Telefon kapanana kadar bekleyeceğiz şimdi. Evet, gördüğünüz gibi telefon bir saniye bile dayanamadı. Hemen çıkartıyorum. Ve şimdi hızlıca yapmamız gereken işlemlere geçelim. Telefonu sudan çıkarttık. Tekrar açılıyor şu an. Açılmadan, hatta açılıp kapanıyor. Bataryasını çıkartmamız lazım. Hemen elektrikli olan bağlantısını kestik. Ve çıkartabildiğimiz bütün parçaları çıkartıyoruz. SIM kartını çıkartacağız şimdi. Kenarıya alalım. Ve telefonu çıkabilen diğer parçası kalemi. Onu da çıkartalım. Eğer hafıza kartınız varsa onu da çıkartmayı unutmayın. Bizimkinde şu an takılı olmadığı için çıkartmıyoruz. Telefonu suya sokup çıkarttık. Şimdi hızlıca bunu kurulamamız lazım. Hepinizin masasının altında olduğunu bildiğim bir peçete var arkadaşlar. Bunu hemen kuruluyoruz. Kurulayabildiğiniz kadar kurulayın. Ve evinizde elektrik süpürgesi illaki vardır. Ya da bu bilgisayar kasasını üfleyen zımbırtılar var. Onlarla üfleyerek suyu daha çabuk götürebilirsiniz telefondan. Ama bunu yaparken de dokunmatik ekrana falan zarar vermeyin. Çünkü onların vakum biraz kuvvetli, şöyle çat çat diye çarpıp telefonunuza zarar verebilirsiniz. Biz bunu iç ortamda yapıyoruz. Yanımızda işte gerekli malzemeler var. Ancak bu olay dışarıda başınıza gelirse arkadaşlar yanınızda gerekli malzemeler olmayacaktır. Telefonun bütün deliklerinden işte kulaklık girişi, şarj girişi ya da sim kart girişlerinden ağzınızda suyu vakumlayabilirsiniz. Bir nevi hayat öpücüğü gibi düşünebilirsiniz. Tabi bunu yaparken etrafınıza dikkat edin arkadaşlar. Telefon sizin diye telefonu istediğinizi yapamazsınız. İnsanlar sizi sapık zannedebilir. Kapı benim kapım olduğunda bir problem yok. Kurulama işlemine devam edelim. Telefonumuzu tamamen kuruladık. Diğer parçalı da kurularken size birkaç bilgi daha söyleyeyim. Eğer telefonunuz ıslandı, suya düştü arkadaşlar, hızlıca kurusun diye kesinlikle saç kurutma makinesi, klima veya güneşin alnına koyma gibi şeyleri yapmayın. Bu telefonunuza daha fazla zarar verir. Mesela saç kurutma makinelerinin soğukta bile üfleseniz ortamdaki havadan daha sıcak bir hava üfleyeceğinden entegrelere zarar verir ve bu telefonunuza geri dönülmez hasarlara yol açabilir. Yani eğer bir saç kurutma makinesi tutarsanız telefonunuz kurudu zannedersiniz. Pili takarsınız ancak telefon kısa devre yapar ve bir daha hiçbir zaman kullanamazsınız. Şimdi artık telefonumuzu yavaş yavaş pirince yatırabiliriz arkadaşlar. Şöyle alalım pirincimizi. Telefonu şöyle direkt sokabildiğiniz kadar sokun. Biraz da yanlardan da üstüne yedirelim. Neden pirinç diye düşünen arkadaşlarınız vardır. Pirinç ortamdaki nemi alır arkadaşlar ve ne kadar havasızsa ortam nemi o kadar fazla alacaktır. Bunun için biz kavanoz seçtik. Kavanozun kapağını kapattığımız zaman ortam doğal olarak çok havasız olacak. Ortalama 24 saat bekletmeniz lazım. Ancak hani telefonunuza o an çok ihtiyacınız yoksa 48 saat bekletin. Bu daha iyi bir çözüm almanızı sağlayacaktır. Şöyle iyice yatırdık pirince. Tabi bu ağzına kadar dolu olsa sizinki daha iyi olur. Bizim pirinç yetmedi şimdilik. Ve ağzını sıkıca kapatıyoruz. Ve bunu 48 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Şu ana kadar anlattığımız her şey tatlı su için geçerli. Tatlı sudan kastımız çeşme suyu, havuz suyu, bunların içine giriyor. Eğer diyelim telefonunuzla denize girdiniz ya da telefonunuz bir şekilde denize düştü. Burada yapmanız gereken yol biraz farklı. Telefonunuzu deniz suyundan direkt çıkartıyorsunuz. İlk başında anlattığımız gibi bütün parçalarını ayırmanız lazım. Pilini çıkartıyorsunuz. Yani elektrik bağlantısını kesiyorsunuz. Daha sonra sim kartını, varsa hafıza kartını, işte kalemini çıkartıyorsunuz. Daha sonra telefonunuzu tatlı suya yatırmanız lazım arkadaşlar. Çünkü tuzlu su içinde bulunan kristallerden dolayı telefonunuzun bazı parçalarına zarar verebiliyor. Telefonunuzu tatlı suya bırakarak bu kristallerin tatlı suya karışmasını
ve bu kristallerden tamamen arınmasını sağlıyoruz. Bundan sonra yine aynı adımlar geçerli pirinci yatırıyoruz. Tatlı suyla o kötü kristaller de gitmiş oluyor. Tatlı suda ve tuzlu suda yapacaklarımızı öğrendik. Diyelim telefonumuz peki tuvalete düştü, o zaman ne yapacaksınız? Aynı adımları yine izliyoruz, ancak aynı adımları izledikten sonra, yani işte gerekli parçaları çıkarttıktan sonra içinden, hırdavatçılarda bulabileceğiniz denatür denilen bir alkol var. Bu alkolle telefonunuzu güzelce temizlemeniz lazım. Burada bir şey değinmek istiyorum. Bunda hırdavatçı özellikle belirtin arkadaşlar, denatür bazlı olması gerektiğini. Çünkü solvent içerikli alkoller de var. Bu alkoller de telefonun içindeki plastik parçalara hasar verebiliyor. Yani bunu ısrarla hırdavatçınızdan denatür alkol olarak isteyin arkadaşlar. Diğerleri telefonu bozuyor. Telefonumuzun pirinci yatırma olayı hiçbir işe yaramadı, ancak biz toplum olarak çakallıkta sınır tanımadığımız için bunu tabii ki de garantiye getireceğiz. Ancak şöyle bir durum var, telefonun içinde ve dışında bizim bilmediğimiz bazı işaretler var. Bu işaretler suyla temas eder etmez renk değiştiriyor arkadaşlar. Yani garantide telefonu tam sökmeden bile suyla temas ettiğini anlıyorlar. Eğer siz de telefonunuz suya düştü ve garantiye götürdünüz... Ne bileyim yani, ne diyeceksin, ne diyeceğine... Deyip diyemeyeceğine hiçbir şey, ne değer, ne kimseyi dinler. Ne bir şey anlatabilirsin, ne dinleyen olur. Yaşayacağınız senaryo bu şekilde olacak arkadaşlar. O yüzden çakallığa lüzum yok. Adam gibi söyleyin garantiye, abi suya düştü deyin. Onlar zaten gerekeni yapacaklardır. Şimdi son bir özet geçiyorum arkadaşlar yapmanız gerekenleri. Telefonunuz suya düştü. Çıkartıyorsunuz. Çıkabilen bütün parçalarını da çıkartıyorsunuz. Kalem, sim kart, pili olsun. Bunları çıkarttıktan sonra telefonunuzu kağıt havluyla bir güzel kuruluyorsunuz önce. Daha sonra eğer evdeyseniz elektrik süpürgesi illaki vardır. Bununla içindeki suyu bir güzel çekiyorsunuz. Ya da bu bilgisayarın içindeki tozu üflemek için bir zımbırtı var, biliyorsunuzdur hepiniz onu. Onunla içine hava üflüyorsunuz. Eğer dışarıdaysanız da telefonun içinde bulunan suyu bütün deliklerinden vakumlayarak dışarıya atmaya çalışıyorsunuz. Dediğim hayat öpücüğünü orada veriyorsunuz. İnternette araştırdığımız bütün bilgiler bizi pirince çıkardı arkadaşlar. 48 saat sonra hep beraber göreceğiz. Bakalım pirinç aksiyonu işe yarıyor mu? 48 saat sonra görüşmek üzere. Evet, 48 saatlik süre doldu. 48 saat pirincin içinde beklettik telefonumuzu. Bakalım suya düşen telefon 48 saat pirincin içinde durarak kendine gelebilecek mi? Hemen telefonumuzu açalım. Şöyle pirincin içinden çıkartıyoruz. Kalan pirinçleri şöyle atalım. Artık pirinçle bir işimiz kalmadı. Kaldırıyoruz. Şimdi sim kartımızı çıkartmıştık. İlk önce onu takalım. Şöyle yerleştireyim. Pilimizi takalım. Kalemimizi takıyoruz ve arka kapağını da taktıktan sonra kader anı geliyor yavaş yavaş. Telefonumuzu açıyoruz arkadaşlar. Evet, Samsung Galaxy Note 2 yazısı geldi. Sanıyorum açılacak. Sesi de duyduk. Hoparlörde bir sorun yok gibi duruyor. En tırstığım yerlerden biri hoparlördü. Şimdi deneyeceğiz yine de hoparlörü. Pin kodu ekranı geldi. Hemen girelim pin kodumuzu. Ve şu an telefon açıldı gibi duruyor. Hiçbir problem yokmuş gibi geldi bana. Şöyle hemen bir uygulamamıza giriş yapalım. Wi-Fi açıktı zaten kapatırken. Aynen, bir sıkıntı yok. Şimdi bir de telefonun şarj olup olmadığını da bir test edelim. Bakalım şarj girişinde bir problem var mı? Şarj aletimizi alıyoruz ve şöyle takıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şarj etmeye başladı. Şarj girişinde de bir problem yok. Hemen bir tane zil sesi açalım. Sese geliyoruz. Evet, seste de bir sorun yok. Bir de bir telefon görüşmesi yapalım. Bakalım onda da bir sorun yoksa telefonumuz bey gibi çalışıyor diyebiliriz. Şimdi bizim Efe'yi arıyoruz. Bir konuşalım testini, yapalım hemen konuşma testini. Efe? Efendim? Ne yapıyorsun? İyiyim lan, sen ne yapıyorsun? İyidir. Bir test yapıyoruz. Telefonu suya soktuk. Çalışıyor mu? İşte sonra da pirincin içine soktuk. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye deniyoruz. Ve çalışıyormuş. Şu an onun testini yapıyorum senin üzerinde. Anladım kardeşim. Tebrik ederim. İyi bakalım. Çalışıyor. Sıkıntı yok. Tamamdır. Bu hafta ne zımbırtı geliyor? Vallahi olur herhalde bir şeyler. Bakalım. Hele bir akşam olsun. Bu hafta bomba bir şeyler bekliyorum senden. Aynen kardeşim. Ateşleyeceğiz. Tamamdır. Haydi eyvallah. Evet, Efe ile görüştük. Bu hafta bomba bir zımbırtı geleceğini söyledi. Geçen hafta yaptığı fuksini de birine gönderecekti. Bunu videosunda duyurdu. Onun da videosuna şuralardan bir yerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Neyse, biz şimdi gelelim telefona. Telefonumuz gördüğünüz gibi çatır çatır çalışıyor. Hiçbir sorunu yok. İnternete girebiliyoruz. Arama yapabiliyoruz, görüşme yapabiliyoruz. Sesimiz gidiyor karşı tarafa. Karşı tarafın sesini alıyoruz. Hoparlörü çalışıyor çatır çatır.
Hiçbir sorun yok. Yani sözün özü arkadaşlar, pirinç işe yarıyormuş telefon suya düştüğünde. En azından bizim yaptığımız test bunu söylüyor. Yani telefonunuz suya düştüğünde hani hemen panik yapmayın. Videonun başında söylediğimiz önlemleri alın. Ardından pirince yatırın. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şöyle oyun açayım bir tane. Evet, oyunlarda falan da hiçbir sıkıntı yok. Çatır çatır çalışıyor arkadaşlar. Video ile alakalı aklınıza takılan bir şey olursa yorum atmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.